Herkese merhabalar. Şimdi hangi konudan bahsedeceğiz? Romork. Şimdi bu romork konusunda yapmanız gereken ve seyahat sırasında yapmanız gereken şeylerden bahsedeceğim. Şimdi romorklar çok önemli. Kaliteli romork kullanmanız şart. Yolda savrulmamak için de yapmanız gereken bazı şeyler var. Şimdi her teknenin boyuna göre romorklar alınıyor biliyorsunuz. Bakın benim romorkum 6 metre tekneye kadar burada. Bak ayarlanabilir bir şekilde. Şuraya bir sistem koymuşlar. Bunu şimdi niye anlatıyorum? Bu romorku, bu tekniği, bakın ilk geldiğim zaman ben, şuradaki izi görüyor musunuz? Ben paslanmasın diye bazı yerleri boyuyorum böyle. Şu izi görüyor musunuz? İçeri almışım. Daha çok tekniği dışa doğru vermişim yani. Bunu neden yaptım? Çünkü ilk tekne bu tarafa doğru, bakın 5 santim içeri doğru olduğu zaman ben şu romorku buradan tutup kaldıramadım. O zaman ne oluyor? Tekneyi tutup da arabaya takamıyorum. Sadece şuradaki amortisör sistemini, hani tekerlek sistemini kullanarak yapabiliyorum. O da büyük sıkıntı. Yani ya, hem aerodinamik olarak öne baskı yapıyor, ön tekerleri havaya kaldırıyor. Hem de tekne yolda giderken daha çok mazot yakmamıza sebep oluyor. Şimdi ben bunu tutup da arabaya takamıyorsam da bu yarın öbür gün bazı sıkıntılar olabiliyor. Şuradan vidayı gevşek yaptığınız zaman, bakın şuradaki vidayı gevşek yaptığınız zaman bu en aşağı kadar kaydığı zaman o zaman kaput olursunuz, kalırsınız. Yani bunu kaldıramazsınız çünkü benim teknem 500 kilo yatsa da 600 kilo bu tekne maşallah. Bunun dökümü 600 kilo arkadaşlar. Motorla birlikte 700 kilo bir tekne bu. Bu tek bir de lafı açılmışken yani bu 700 kilonun avantajını denizde görüyorsunuz. Denizde hafif bir tekne savruluyor arkadaşlar. Yani gerçekten bu tekne denizi yararken ağırlık çok önemli. Ben bunu kullandıkça anladım. Önceden düşünüyordum ki tekne hani dengeli. Dengeli mi? Dengeli. Ama dengeden daha çok yolda seyahat ederken ki sıkıntıları görüyorsunuz. Bir de insanlar bakıyorsunuz videolarda hiçbir zaman teknenin hani dengesiyle ilgili sabit dururken üzerinde benim gibi gezinirken video çekmemişler. Neyse konumuza gelelim. Romorku bakın şuradan 20 santim dışarı aldım. Mesela bana bunu fabrikada 5 santim daha içeride vermişlerdi. Hatta daha da içerideydi de oradaki boya izinden 5 santim diyorum. Şu sıfır falandı yani bu taraf. O zaman ben bunu kaldıramıyordum bile şeyini. Şimdi bu şekilde ne oldu? Araba daha az yakmaya başlıyor. Daha dengeli bir şekilde düşünsenize yani ne basıyor ne kalkıyor. Yani bu şimdi bıraktığım zaman bakın önü havaya kalkmıyor. Ama belli bir kilo da aşağı basıyor. 50-60 kiloluk falan bir basıyor ki bunu tuttuğunuz zaman kaldırabilin. Bu önemli. Romorkun yanı sıra bir de yolda başınıza gelecek şeyler var. Ben bunları hep paslardan arındırmaya çalışıyorum. Boyuyorum. Bir de bunun içine gresörlük deliği açtırın. İçine gresör yağı, gres yağı basıyorsunuz. Denizden yani uzak tutuyorsunuz. Ya bu lastikleri mümkün olduğunca denize sokmayın arkadaşlar. Net söylüyorum. Lastikleri, stop lambalarını, bakın ben stop lambalarını buradan vidalı yapıyorum. Bu vidayı söküp bunu buradan topluyorum. Bakın bunların hepsi boşta. Buradan bağlıyorum ki denize sokmuyorum. Bunları denize soktuğunuz zaman su geçirmez diye satılanların hepsi su geçirir. Şu yarım saat suda kalsın, geçiriyor. Yani su geçirmez diye bir şey şu an ben görmedim. Tabii çok aşırı kaliteli bir şey varsa onu bilemem de. Neyse bunları söküyorsunuz. Bunları denize sokmayın. Mümkün olduğunca romorkun lastiğinin büyük olması çok önemli değil bakın. Konfor gibi düşünebilirsiniz ama romorklar lastik biraz daha küçük olursa bu denize daha yakın oluyor. Daha çabuk, daha sığ yerlerden indirme şansınız oluyor. Romorku denize indirirken. Buna dikkat edin. Bunları denize ne kadar sokmazsanız o kadar paslanmazsınız, o kadar rahat edersiniz. Gres yağıyla mutlaka bakımları yapılması lazım. Sonracığım abi ben ne yapmıştım? Buraya uzatma sistemi yaptım. Neden yaptım uzatma sistemini? İlk başta ben bir hata yaptım. Dedim ki tekniği dedim, romorku dedim denize sokarım. Sıfıra sıfır tekne üzerine gelir. Bağlarım, çıkarım, giderim. Hayır öyle olmuyormuş. Bu romork ne kadar denize girerse o kadar çok şu borulara su doluyor. Tekne daha ağırlaşıyor gibi patinaja kalkıyorsunuz. Uzatma sistemini sadece sığ bölgelerden uzak durmak için yani bu bölüm yumuşak, bu bölüm sert. Orada arabayı tutabilmek için kullanıyorum artık. Tekneyi mümkün olduğunca yüksekten atıyorum, yüksekten alıyorum.
net bir şekilde elektrikli ırgat da zaten bundan sonra kullanmaya başlayacağım. Uzaktan kumandalı. Kendi kendime tekniği atıp çekebilmek için. Biz de size bir sistemden bahsedeceğim. Şimdi yeni romorklarda yapıyorlar artık. Ben de artık yeni romorkumda bunu gerçekleştireceğim. Buraya boylu boyunca 3-4 tane ruler'ın olduğu bir tane böyle şeyler yapıyorlar. Ne deniyor onlar? Profil üzerinde 1-2-3-4 tane ruler oluyor. O ruler'lar aşağı doğru inebiliyor. Yukarı doğru çıkabiliyor. Hareketli. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Tekne aşağı doğru indiği için tekneyi daha aşağıdan alabiliyor. Daha sığ yerden, bu denize girmeden daha sığ yerden tekneyi alabiliyorum ve tekneyi yanlardan baskılıyor iki tarafta V şeklinde. Tekneyi alırken çok güzel bir şekilde destekliyor ve onları da tavsiye ediyorum. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Yolda giderken mutlaka güvenlik önlemlerini alın. Tekneyi kesinlikle şu ırgata bırakmayın. Bu ırgatlar zaman içerisinde içindeki malzeme kırıldığı zaman salar. Tekne yolda giderken mutlaka bu şekilde arkadan böyle bağlanmalı. Bakın şuradan şu şekilde bağlanmalı. Ön taraftan bağlamanıza şöyle gerek var. Ya şuradan tekneyi ben kastırdığım zaman, bakın şuradan kastırdığım zaman bu fiber çizildi hep. Fiberim gidiyor, jerkot gidiyor. Buradan da ben bir iple, bakın şuradaki iple buraya bağlıyorum veya şu aşağı bağlıyorum. Yani tekne zıplamasın diye. Birincisi ve ikincisi. Mutlaka bu önlemleri alın. Hayırlı yolculuklar diliyorum herkese. Aklıma gelen şeyleri söylemek istiyorum. Biliyorum çoğu insan bunları biliyor ama ben şu mantıkla bu videoları çekiyorum. Ben 2 sene önce hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir şey hakkında fikrim yoktu. Ve hiçbir şey hakkında fikrim olmadığı halde video izlemek için uğraştım. Bulamadım. Yani direkt bu şekilde videolarda bulamıyorsunuz. Mesela insanlar yaşarlarken bir şeyleri çekiyorlar, gösteriyorlar. Ama direkt bu şekilde bir şeylerden bahsetmiyorlar. Ben de en basitinden söylüyorum. Mesela şuradaki, hani dedim ya size tatlı suyla yıkanması lazım. Geçen bir videoda arkadaşlar yolda kaldılar. Termostat gitmiş. Hani herkesin bildiği, izlediği insanlar. Belki de siz de videoyu izlediniz. Ama onun niye gittiğini bir düşünün. Adam termostatı bir çıkarıyor tuz içinde. Yani onu düşünmemişler. O kadar önlem oluyorlar, şey oluyorlar. Onu düşünememişler. O yüzden ben her zaman yedekli çalışmayı tavsiye ediyorum. Bu şekilde insanlara da yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve yazılan yorumlara da çok teşekkür ederim. Kendimi onere ediyorsunuz, beni onere ediyorsunuz. Yani soru soruyorsunuz, ben uzman olmasam bile kendimi size yardımcı olabildiğim için mutlu hissediyorum.